Selam arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün fırsat buldum yine. Dağları taşları gezmeye çıktım arkadaşlar. Ve burada çok güzel, dikkat çeken müthiş işaretler var. Onları siz dostlarımla paylaşacağım. Ve bu etrafta başka neler var? Onlara bakacağız arkadaşlar. Burası arkadaşlar bir dağın zirvesi. Şu anda dağın en yüksek yerlerinden birindeyim. Ve buraları gezdiğimde dostlar çok müthiş bir iz buldum. Bakın arkadaşlar, şu kayaların üstüne baktığımda çok az da olsa bir ok şeklinde bir işaret gözüküyor. Üstünde de murç izleri bayağı var. Hatta biraz daha yaklaşayım. Şöyle bir yol gösterecekmiş gibi bir kayamız var. Ve gerçekten de ileride çok dikkat çeken güzel bir kaya buldum. Gidip ona bir bakalım. Nedir? Neyin nesidir? Tabi uzaktan baktığınızda daha güzel gözükür ama biz bugün hem yakından hem uzaktan bakalım. Çok müthiş bir yer. Hemen şu orada şöyle bir ortam var. Bir dağ yolu. Buraya giden gelen pek yok. Ama çok güzel, müthiş bir kayamız şurası arkadaşlar. Oraya bakacağız ve etrafında da başka neler var, neler yok. Onları da birlikte bakalım. Şurada bir parlak renkte çok değişik kaya türleri var burada. Güneş vurdukça yeşilimsi, renkte parlayan çok değişik bir kaya türü dostlar. Bakın, hemen her tarafını göstereyim. Böyle bir oyulmuş bir ortam. Evet, asıl yerimize doğru bir gidelim bakalım arkadaşlar. Çok değişik ve bir de girişi var sanki dostlar. Hemen şurası, bu dağın yamacında oval yuvarlak bir kayamız ve üstünde de bir işaret var, kare şeklinde. Uzaktan güzel gözüküyor ama bir de yakından incelemeye bakalım. Şöyle bir kayamız dostlar, bakın. Toprağı yarısı gömülü ve şöyle bir üstünde şekil var. Yakından da inceleyelim. Arkadaşlar, bugüne kadar gördüğüm işaretlerden en güzellerinden bir tanesi bu. Şöyle bir uzaktan da göstermeye çalışayım. Bu toprağa gömülü
Bakın. Ortasında yuvarlak bir kaya ve ortasında da şöyle gördüğünüz kare şeklinde bir işareti var. Etrafında da daha değişik kaya türleri var. Küçük bir vadi gibi bir yer burası. Şurayı bir daha tekrar göstereyim arkadaşlar sizlere. Burada bir boşluk var mı bilemiyorum. Çok değişik. Hemen şurada tekrar aşağı inelim. Arkadaşlar uzaktan daha net, daha güzel gözüken bir yer. Evet. Bakalım etrafında başka neler var. Ama en güzel göstermek istediğim yer burasıydı dostlar. Bakalım. Önde yolun karşısında neler var. Oraya da bakıp yolumuza devam edelim bakalım. Şurada hemen ağacın dibine bir nişangah taşı gibi kayamız var. Oraya da bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar normal taş gibi gözükebilirler ama çok büyük işaretler de olabilirler. Tabi bu dere yatağı böyle devam edip gidiyor aşağılara doğru. Ama bizim en güzel müthiş kayamız şöyle uzaktan baktığımızda çok dikkat çekici bir yer. Artık burada hangi medeniyetler yaşamış tam bilemiyorum dostlar. Normalde her gittiğim yerde hakkında bilgi almaya çalışırım ama buraya tesadüfen geldim. O yüzden hakkında pek bilgi bilmiyorum ama tahminime göre burası da bir Pisidya alanı, Pisidya bölgesi olabilme ihtimali var. Bakın ne kadar müthiş, ne kadar güzel gözüküyor orada. Şöyle bütün dağlara, taşlara baktığınızda bir define izi aradığınızda önce kendiniz dostlar şöyle sağa sola baktınız mı ne olduğunu kendi beden dilinizle bilirsiniz. Evet. Devam edelim bakalım. Önümüzde başka neler çıkacak. Burada böcekler de ötüyor dostlar. Başka da burada öyle dikkat çeken bir şey göremedim dostlar. Ve böylece devam edip gidiyor arkadaşlar. Bugün hava çok sıcak dostlar. Bugünkü videomu da burada bitirmek istiyorum. Tabii inşallah beğenmişsinizdir dostlar. Beğenirseniz, kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.